Ya Kaan, bilmiyorum ben ne yapacağım ya, nasıl çözeceğim bu sorunu? Of. Evet, sorun nereyi çözüyoruz? Ay sen yine nereden çıktın Bartu ya, aman. Kızım bu nasıl karşılama ya? Allah Allah, niye öyle sorduk, o söyledi. Nilay o, Nilay. Neyse ne işte. Ne haber Bartu kardeş? Merhaba kardeşim. Bartu ben abisiyim, sakın bakma bizim kıza yakarım ha. Yok canım, bakmam. Merak etme sen, gözüm bile kaymaz o derece. Babam olsa babam da yakardı, canım babam. Ne babamı ya? Ayrıca sen nasıl konuşuyorsun Kaan'la, barman falan diye? O buranın sahibi bir kere. Ne diyorsun ya? Çok özür dilerim Kaan benim. Bir şey soracağım, nasıl ya? Çok para var mı barışlarında? Ya Bartu, bizim bir sorunumuz var, onu çözmeye çalışıyoruz. Sen nereye getirdin yine konuyu? E kızım anlatmıyorsun ki derdini, derman bulalım. Derdim Japonlar benim. Japonlar mı? Anlat bakayım ne oluyor? Şöyle. Kızım ondan kolay ne var ya? Vallahi mi? Herhalde. Allah çaresiz dert vermesin canım babam. Ne babamı ya? Üf, anlat o zaman hadi. Tamam anlatıyorum, dinle. Şimdi bir kere patrona hiçbir şey söylemiyorsun. Niye ya? Ya kızım karıştırma, sen beni dinle. Bir tane gerçekten Japonca bilen bir adam buluyorsun, ama gerçekten bilen bir adam. Sonra abileri otelden alıyorsun, bizim Cemil'in ocakbaşı var. Oraya getiriyorsun. Bunlara dayıyoruz adamayı, dayıyoruz ufayı, dayıyoruz şalgamı. Özürler, künefeler mesele halloluyor. Doğru söylüyor. Bak ben aslında buraya getir diyecektim de, öyle daha iyi olur otantik durumlar falan. Tanıdık daha sözlerden kim vardı? Ne dansızı ya, abartma, hayır. Olur mu kızım ya? Göbek atmayacak mı, para takmayacak mı adamlar? Takmasınlar. Ben kadın bedenini meta olarak gören ve bunu bu şekilde kullanıp göz boyamaya çalışan zihniyetten tiksiniyorum. Ama yani bir dans sanatı olarak oryantale el alacaksa bu başka tabii. Oryantal sanatı bana kalırsa. Vallahi beni kaybettiniz şu an, onu söyleyeyim. Ha, tamam uzatma, dansöz falan yok. İyi peki, unuttuk. Peki bir şey soracağım. Bu anlaşma olursa bu Japonlar sık sık gelip gidecekler mi? Yani gelirler herhalde de, ne alaka? Peki gelirken Çin'e uğrarlar mı? Of ne diyorsun oğlum ya? İyi tamam be. Halledeceğim merak etme. Para da istemiyorum. Bak ne güzel hallediyor işte. Asma artık şu suratını. İyi tamam. Ah keşke her şey bu kadar kolay hallolsa. Canım babam. Ya ne babam sabahtan beri? Hadi kalk bir şeyler yap o zaman. Tamam kızım arıyoruz, uzatma. Cemil numarası kaçtı ya. Ya Kaan bir şey diyeceğim. Ne olur akşam sen de gel. Bak abim kesin bir şey çeviriyor. Kontrol altında tutmamız gerek. Ya benim ne işim var orada? Ne yapacağım ben? Lütfen ya, ne olursun. İyi olur. Ay, süpersin sen. Teşekkür ederim. Oh be. Gördüğün gibi sevgili kardeşim, şalgam suyunu çözebileceği hiçbir şey yoktu. Vallahi Bartu helal olsun, süpersin ya. Eyvallah, hadi afiyet olsun. Haydi! Bu arada farkında mısın bilmiyorum ama karşıda 100 yılın aşkı dönüyor. Şalgam ikine bir şey. Vallahi gördüm ama kız bana birazcık soğuk geldi. Neresi soğuk? Gayet tatlı bir kız bence. Ya hayır öyle de yani birazcık yüz varsa çocuk oradan yürüyecek de işte. Tabii sen de zaten ilişkilerin kitabını yazdın ya, anladın şak diye. Anladım tabii. Benden bir uçan bir de kaçan kurtulur bebeğim. Bebeğim mi? Bana mı dedin? Evet. Yani bunlar böyle sevgi sözcükleridir Kaan'cığım. Bebeğim, aşkım, işte tatlım, aşkısı. Aşkısı mı? Evet, ne var? Neyse hadi bakalım, hadi. Ne vereyim abime? Ha? Ne istiyorsunuz? Pişti bunlar. Bu ne? Hayırdır, bıraktın mı takip peşini? Yok. Bilgisayarın nerede? Ha, sen ondan diyorsun. Ben onu kırdım da azıcık sinek krizi geçirdim. Bak telefondan takip ediyorum artık. Burada şarj aleti var mı burada Kaan? Şarjım bitiyor da. Ay ben hayatımda hiç bu kadar telefon kullanmamıştım gerçekten. Hani ergenliğimde bile arkadaşlarıma çağrı falan atmadım ben. Şimdi böyle durmuş telefonda mesaj bekliyorum. Saçmalığa bak ya. Aman boş ver, olur öyle arada geçer. Olmaz işte, bende olmaz. Allah'ım hiçbir şey kafamı veremiyorum. Sürekli aynı şeyi düşünüyorum sürekli. Haber var mı haber? Yok. Canım ya acaba biz hani yanlış mı anladık durumu? Bence kapatsak hesabı falan hani. Öyle mi diyorsun? Yani bence öyle. Kaan sen ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz ya. Ver sen bana şunu. Ben kapatayım hesabı. Sen de gönül rahatlığıyla affet nişanlını.
Ya bir şey diyeceğim ama kızmayacaksınız. Benim bir tarafım aslında diyordu ki hep adi suçsuz Sema. Niye böyle diyordum? Yani biraz da günahını aldı. Ben yapıyorum onu bak çok ayıp. Çok ayıp. Yani çocuk benim gözlerimin içine bakıyor. Ben onun hakkında neler düşünüyorum yani. Çocuk bana aşık halbuki. Ben onun hayatıyım, her şeyim, ekmeğim, suyum. Mesaj geldi değil mi? Oy, öldüreceğim onu. Gerçekten öldüreceğim. Bak inanmıyorsunuz. Kızlar benim işim gücüm var. Ben gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa yardım ederim söylersiniz. Ne demiş? Ay bakamayacağım ya. Misafirlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz. Ay bugünkü yanlış anlaşılma tamamen benim hatamdı. Gerçekten çok üzgünüm. O yüzden ben de sizi bugün buraya davet etmek istedim. Yani bir özür mahiyetinde. Böyle işte size Türk mutfağının bu en güzel... Ay ne olur ya, ne olursunuz affedin. Vallahi kendimi keserim yoksa. Hatta vallahi bak hareketi yapın. Yapın Gökçe Hanım. Onlar ciddi yazdılar. Ödülünüzü kabul ettiler. Vallahi. Tamam o zaman. Arigato maşımas. Buyurun buyurun. Afiyet olsun buyurun. Evet abilerim ablalarım afiyet olsun. Değmesin yağlı boya. Turkish pizza is coming. Buyurun. Buyurun. Ama yanına limon getireceğim onu sıkar öyle yersiniz. Sizinkiler de geliyor. Yamato yenge. Ayako. Ayako bak. Ayako. Bunu herkes bilmez. Bu benim buluşum. Lahmacun arası adana şunu bir al. Bir de biber al ya. Hiç biber yemiyor işte. Hep onu. Nerede kaldın ya? Ya sen kadınlar tuvaleti sırası diye bir şey duydun mu hayatında acaba? Doğru siz de haklısınız. Nasıl gidiyor? Birazdan Ankara havasıyla halaya kalkacağız. O dereceyiz. Oh, oh, mis çok...